hepinizin aynı bakış açısıyla yapmanıza fayda var. Yani çok tasarım muhakkak özgün olacak, kendi çerçevenizde olacak. Yani orada hani ada ada, parsel parsel sürece girmek lazım. Asıl kök, yani hani medeniyetten gelen, tarihten gelen kök, şehrin merkezi. Dolayısıyla yani orayı o ifadelerle değerlendirmek lazım. Yani Hatay'ın işte Asi Nehri'nin kenarındaki Ulu Camisi, Adıyaman'ın işte Ulu Camisi, Nemrut Dağı, yani işte Malatya'nın Zaptal Gazisi gibi o kökten bahsetmek lazım. Bu dört en azından il için örnek şehircilik modelini ortaya koyacak. O dört şehri işte sanayisiyle, turizmiyle, tarihiyle, kültürüyle tasarlayıp yani mimar olarak da bunu yapmak önemli. Kök zaten kelime anlamıyla aslında geçmişi ifade ediyor ama aynı zamanda da ayakta kalmayı, tutunmayı, hafızayı da ifade eder. Kentlerdeki mekanların da köklerini aramakken bizim tarihimize bakmak, mekana bakmak, bunu toplum, insanın bireyde toplumun hafızasıyla özdeşleştirip köklere dönüp hafızayı yenilemek ve yeniden oluşturmak çok önemli. O nedenle çok anlamlı buluyorum. Çok çok bir büyük bir takım çalışması. Şimdiden biz 25 kişi üniversitelerle birlikte çalışmalarımıza başladık. Bütün yaptığımız çalışmaları şehirle, şehir paydaşlarıyla paylaşacağız. En doğruyu bulacağımıza inanıyorum. Bence Türkiye için çok önemli çalışma. Şehirlerin 50 yıllık geleceğini bu şekilde toplumsal birliktelikte vereceğimize inanıyorum.